Ali Kara Hasanoğlu, 13 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı. Bir gün fakülteler çok, kapatın, diğer gün halk cahil. Metin Akpınar yine sahnede. Tiyatro sahnesinde değil, film sahnesinde hiç değil diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü rolünü oynuyor. Sanatçı tarafsız olur, sanatçı yalaka olmaz diye kurdukları tezgahta artık gizlemiyorlar. Açıktan muhalefetin yalakası olduklarını itiraf ediyorlar. Düne kadar AK Parti içindekilere dahi şirinlik yapıp aman ayrılmayın diyorlar. Sonra dönüp sanatçı partiler üstüdür, sanatçı muhaliftir, yanlış anlamayın diyorlar. Yanlış anlamıyoruz zaten, sizleri çok iyi anlıyoruz. Demokrasi dediniz, şimdi halkın cahil olduğunu söyleyerek onların oyuna da bakılmaz demeye getiriyorsunuz. Seçim dediniz, şimdi adam %51 oy alıyor, Türkiye cahil diyorsunuz. Halk CHP'yi seçerse, hatta AK Parti'den ayrılanlarla birlikte kurulan ittifakı seçerse, halk alim olacak. Halk içinden çıkan Tayyip Erdoğan'ı seçerse, cahil olarak nitelendirilecek. Kafa yapıları bu. Metin Akpınar'ın sözlerini birebir vereyim, sonrasında cahilliği masaya yatıralım. Akpınar anlatıyor. Unutmayın ki adam, Tayyip Erdoğan kastediliyor, %51 oy alıyor. Bugün Türkiye cahil bir ülkedir. Ben Necip Türk milletinin kararlarından ve alegliğinden ödü patlayan bir sanatçıyım. O yüzden onlar seçebiliyorlar. Niye? Çünkü ortalama eğitim seviyesi ilkokul 5. Daha liseden mezun bile olamadık. Bu adama aynı toplam nüfusa sahip olduğumuz Almanya'da üniversitelerdeki öğrenci sayısının 2,5 milyon, Türkiye'de 7,5 milyon olduğunu söylesem ne cevap verecek? Şu an cevap vermelerine gerek yok. Onlar önceden cevap verdiler zaten. Tayyip Erdoğan her ile üniversiteyi getirdik dediğinde, Türkiye cahil diyenlerin takımı Anadolu'daki tıp fakültelerinden ve hukuk fakültelerinden başlayarak hepsini kapatın dediler. Niye? Mevcut doktorlara, mevcut avukatlara rakipler geliyor çünkü. Bir avuç elit kesim az bulunurluklarının istismarını yapacaklar. Anadolu çocuğu doktor olmasın, hukukçu olmasın istiyorlar. Üniversiteye gidemesinler diye çırpınıyorlar. Hani halkı ve AK Parti'yi cahillikle suçlayan bu zevat, daha bir gün önce Çanakkale-Akkuyu arasındaki iki tünelin yapılıp bitirilmesiyle 50 dakikalık yolun 5 dakikaya indiğini de yorumlasalar. Bu yolun yapılması cahilliğin göstergesidir. Alim olan kişi o yolu 5 dakikada değil 50 dakikada gitmesi gerekir deseler. Anlayacağım ama demiyorlar, diyemiyorlar. Bu ülkede yıllarca tek başına iktidar olmuş CHP. DP'ye darbe yaptıktan sonra yıllarca koalisyon ortaklığı halinde ülkeyi yöneten CHP. Bu ülkenin başına başörtü yasağını bela ederken sözünü geçirten CHP'nin yapamadığını, seçeniyle seçileniyle cahil ilan edilen AK Parti iktidarı döneminde 9 yıl önce başlanan ve bitirilemeyen Bolu Tüneli bitirilmiş, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne başlanmış, bitirilmiş, diyebilirler ki o köprünün benzerleri var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Köprüsü. CHP'nin koalisyon ortaklığı dönemine ait değil ama. O köprülerin yapımına imza atanları da Metin Akpınar zihniyeti cahil ilan ediyor. Ama orayı geçtik. Cahil dedikleri seçmeniyle seçileniyle AK Parti 100 yıllık rüyayı gerçekleştirmiş. Marmara'yı başlamış ve bitirmiş. Utanmıyorlar. Türkiye halkı cahil diyorlar. Özellikle de AK Parti seçmenini kastediyorlar. Avrasya Tüneli başlanmış, bitirilmiş. AK Parti'yi seçenler cahil olsaydı, başörtü yasağıyla kendisinden bahsettiren CHP'yi seçmeleri gerekmez miydi? Ne işleri var köprü üstüne köprü yapan AK Parti ile? Ne işleri var Marmara'yı yapanlarla? Avrasya Tüneli'ni yapanlarla? Heykel dikenleri seçmeleri gerekmez miydi? Kıyafet yasağı getirenleri seçmeleri gerekmez miydi? Metin Akpınar'ın yukarıda metnini verdiğim konuşmasını yaptığı Antalya'da CHP'li belediye yönetimi şehri Yunan tanrıçası diye kabul ettikleri
göğüs dekolteli kadın heykelleriyle donatmış. CHP çıplak kadın heykelleriyle kendisinden bahsettiriyor. Seçmen kitlesi bilgili oluyor. AK Parti köprülerle, tünellerle anılıyor. Seçmen kitlesi cahil oluyor. Bu değerlendirmeyi yapanların bizzat kendileri de cahil değil mi? Alim cahil tartışması bir yana, dini kavramlara laf atmasalar, mümkün değil yerlerinde duramazlar. Hazreti Adem'den mi geldik, amino asitten mi tartışmasını da başlatıyor Metin Akpınar. Çok da takmıyorum. Sen amino asitten geldiğine inan. Ama amino asitin nereden geldiğini de önce anlat der geçerim. Fakat bu arada CHP'nin kuyruğuna takılan muhafazakarlara seslenmemiz lazım. Metin Akpınar'ı Antalya'ya çağırıp konuşturan kim? CHP'li belediye. CHP ile ittifak yapanlar kim? İYİ Parti, DEVA, GP ve en önemlisi SP. Bu partilerin yöneticileri İslam dininin en temel kabullerinden birisi olan Hazreti Adem'den geldik inancına sırf dindarları bilimden uzak, cahil insanlar olduğu imasını yapmak için Hazreti Adem amino asit muhabbeti yapan bu sözde sanatçının sözlerinden kendilerine de bir sorumluluk düştüğünü düşünmüyorlar mı? CHP ile ittifak yapacaksınız. O CHP'li belediye başkanları Yunan tanrıçası olduğu iddiasıyla göğüsleri açık kadın heykellerini Antalya'nın dört bir yerine yerleştirecek. Sizler bundan sorumluluk kabul etmeyeceksiniz. CHP'li belediyenin davet ettiği sözde sanatçı, Hazreti Adem inancının yanlış olduğunu söyleyecek, siz bundan vebal duymayacaksınız. Sizler nasıl muhafazakarlarsınız? Nasıl Müslümanlarsınız? Hani FETÖ'nün illegal dinlemelerinde bir eski bakanın iki kelimesini yakalamıştınız. Doğru da yaptınız. O bakan istifa etmek zorunda kaldı. Bir de özür diledi. Peki şimdi sizin ittifak yaptığınız CHP'liler, İslam dininde ne kadar tartışılmaz kavram varsa ona itirazla, ona saldırıyla meşguller. AK Partili eski bakanın hatasını gördüğünüz gibi CHP'lilerin yanlışlarını da niye görmüyorsunuz? Görmeye kalkarsak gözlerimiz bir o yana bir bu yana gitmekten şaşı oluruz diyorsanız siz de haklısınız. Ama esas korkulması gereken ahirette şaşı olmak değil midir?